Gelelim İstanbul'a. İstanbul'u Aha. konuşuyoruz. Neredeyse konuşuyoruz, konuşacağız da. Anket yine Hilmi Daşdemir'in anketi Optimar. Daha önce de bir iki anket konuşmuştuk. İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı. Bu ankete öyle bakalım. Yani oy alma kapasitesi, bu altını çizerek söyleyelim, önemli. Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçmiş. 21-24 Şubat tarihleri arasında 3000 kişiyle yapılıyor. Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı %41,7 çıkıyor. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı da %41. Aslında hala başa baş. 41,7, 41. Murat Kurum'a asla oy vermem diyenlerin oranı %50. İmamoğlu'na vermem oy diyenlerin 51,9. Kararsızlar da, iki tarafta da hemen hemen aynı, 7,1, 7,6. Yani kararsızlar bu işi belirleyecek gibi gözüküyor. Şimdi Evet. diğer adayların oranları önemli. Diğer adayların oranları da ne diyor? Üçüncü sırada %9,8 ile yeniden Refah'ın adayı var. Bak bu önemli. 10'a yakın, 10 puana yakın. Mehmet Altınöz. 7,7. Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu. O da önemli. Baya yüksek yani, değil mi? 7,7. Evet. Demin adayı Meral Danış Beştaş. %7,4. Burak Avuncu İyi Parti biliyorsunuz. 5,3. Saadet'in adayı Birol Aydın. 3,7. Memleket Partisi'nin adayı var. 3 işte, ve diğerleri işte 1,6, 1,5 diye gidiyor. Ama Refah'ın adayı, yeniden Refah'ın adayı 10 puana yakın. Çok ciddi oran. Aynı şekilde Zafer Partisi'nin 7,7, demin de 7,4. Demin oyu 6,7 zaten konuşulan şeydi. Yine o civarda gözüküyor. Şimdi ilçeler var. Hangi ilçelerde kim önde? Murat Kurum'un %50'nin üzerinde oy alacağı tahmin edilen ilçeler şöyle çıkıyor. Bayrampaşa, Beykoz, Güngören, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye. İmamoğlu'nun %50 üzerinde destek alabileceği ilçelerde Şişli, Şile, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Maltepe ve Tuzla. Şimdi tabii diğer ilçeler var. Örneğin Üsküdar burada yok. Şimdi demek ki Üsküdar ortada gibi. Başka Evet. ilçeler var işte. Onlar da orada, demek ki yarış biraz daha kızışacak gibi. Kritik soru. Dem adayı çekilirse, hani diyoruz ya, biz günlerdir konuşuyoruz. Bir pazarlık sürüyor aslında hala. Pazarlık bitmiş değil. O yüzden şu ana kadar Beştaş'ı İstanbul'da yüksek bir propaganda sürecinde görmüyoruz. Daha sessiz gidiyor şu anda. Ha işte bir takım açıklamalar yapıyor bazı gazeteciler, ama bir propaganda sürecini çok ciddi yürüttüklerini düşünmüyorum ben de. Sana da dün sordum, sen İstanbul'dasın. Görmüyorum dedin. Hakikaten de şu anda öyle bir durum var. Çekilebilir mi aday? Olabilir. Dem adayı çekilirse. Optimar sormuş. Bir iki gün kala. Seçime bir iki gün kala. Meral Danış Beştaş çekilse Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz diye sorulmuş. Ekrem İmamoğlu'na oy verebilirim diyenlerin oranı %5,6 çıkıyor. Yine kendi partime oy veririm diyenlerin oranı ise 32,3. %7 ise diğer partiye oy veririm diyor. Çekilmezse DEM Parti seçmeninin eğilimi ne yönde olacak? Ankete katılanların %55,2'si diyor ki ben kendi adayıma oy veririm çekilmezse. %33'ü İmamoğlu'na veririm diyor. 9,7 kesin değil fikrim diyor. Kararsızım diyor. Yani Beştaş'a, o partililer, DEM Parti'ye oy verenler %55,2 civarında bir oy vereceklerini söylüyorlar. Ama diğer taraftan kendi partisi aday çıkartmasına rağmen İmamoğlu'na 33,2'lik bir kesimin oy vereceği şeklinde bir netice var elimizde. Sonuçlar bana ilginç geldi. Şimdi DEM adayı çekilir çekilmez onu göreceğiz. Kent uzlaşısı adı altında bir işbirliği yürüyor. Bunun etkileri ne olur? Biraz gözüküyor aslında. Mesela şimdi %33 çıkmış ama ben şeyi bilirim, anket sürecini sen de gayet iyi biliyorsun Ceyhun. Mesela özellikle DEM Parti gibi partilerde soru sorulduğunda pek şey denmez hani. Ben DEM Parti'ye oy vereceğim denmez. O değişebilir o yüzden. Bu sonuçlar çok Tabii. sağlıklı olmayabilir. Diğer Yani yandan %100'ü onu söylemesin. aynen Söylemeyebilir. öyle. Fikrini saklar genelde. Çekinir söylemeye. Başka bir adayın ismini söyler. Sonra sonuçlar değişir. O iş öyledir. Bunu da gördük zaman zaman seçimlerde. İlçeler önemliydi dediğim gibi. Zaten hemen hemen bildiğimiz ilçeler. Hani kimin önde olduğunu az çok tahmin ettiğimiz bildiğimiz ilçeler bunlar. Ama bak mesela Esenyurt. Şimdi de Esenyurt'taki tehlikeden söz etmiştik biliyorsun. Esenyurt'ta Evet. kim aday? Şimdi İmamoğlu'nun önde çıktığı bir yer Esenyurt. İlçe bağlamında baktığın zaman oradaki adayla ilgili tehlikeyi anlatmıştık. DEM Parti tehlikesini. Oradan Esenyurt üzerinden
bir kalkışma, işte bir kaotik ortam planının devreye sokulabileceğini konuşmuştuk. DEM Partili, DEM Parti yakın bir isim zaten. DEM Parti aday çıkarttı tamam ama CHP'nin gösterdiği adayın da geçmişine baktığımız zaman görüyoruz neler olduğunu, neler söylediğini. DEM Parti'nin orada yaptığı geçenlerdeki mitingi gördük. Neler söylendi orada, hangi sloganlar atıldı. Mesela Esenyurt önemli bir açıdan baktığın zaman. Bir Doğru. diğer şey tabii bu ankette işte o diğer partilerin adayları. Yani şimdi çok çok adaylı bir şey yürüyor. Seçim süreci yürüyor. Şimdi biz DEM Parti'yi konuşuyoruz ama bak 10 puana yakın bir yeniden refah oyu var. Aynı zamanda 7,7 Zafer Partisi'nin oyu var. Ne yapıyor? 18 desen ona. Toplam 18. O da ilginç. E, Yani tabii tabii. dolayısıyla sonuçlar çok ilginç gelebilir 31 Mart'ta. Şimdi şeye bakıyorum da şimdi demin aday çıkarttığı ilçeler var. Evet. Aday çıkartmadığı ilçeler var. Şimdi onların bir deyim yerindeyse sağlamasını yapayım dedim. Şu %50'nin üstünde mevzusu var ya. Evet. Bir de Tuzla. Ha, onu da yazayım. Şimdi demin aday çıkardığı ilçelerde yani tabii Optimar'ın anketini veri alarak baz alarak söylüyorum. İlçelerden dördünde Murat Kurum önde gözüküyor. Ama Ekrem İmamoğlu demin aday çıkardığı ilçelerin hiçbirinde önde gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu'nun önde gözüktüğü bütün ya bu arada demin aday çıkarmadığı ilçelerin ikisinde Murat Kurum önde gözüküyor. Bayrampaşa ve Sancaktepe'de Evet. aday çıkartmadı, tekrar vurgulayayım. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun önde gözüktüğü bütün ilçeler demin aday çıkartmadı yerler. Ona baktım. Çünkü şunu söyleyelim. 17 ilçede aday çıkarttı. İstanbul'un 39 ilçesi var. 22 ilçede aday çıkarmadı dem. Hatta Beyoğlu için biliyorsun şöyle bir rivayet dolaşıyor ki demlilere de soruyorlar bunu. İşte dengeleri değiştirebilir. Beyoğlu belediye başkanlığı seçiminde denge değişebilir diye bir iddia var. O açıdan önemli buldum bu veriyi. İkincisi senin de söylediğin gibi şimdi diğer adayların oranları. Şimdi yani diğer anketlerle karşılaştırdığımızda Ekrem İmamoğlu'na oy verebilirim, Murat Kurum'a oy verebilirim diyenlerin oranı deyim yerindeyse yine kafa kafaya. Hani at başı Evet. derler ya. At başı gidiyor. Doğru. Çünkü diğer Doğru. anketlerde de ya Ekrem İmamoğlu aynı şekilde önde ya Murat Kurum aynı şekilde önde. Yani kafa kafaya giden bir şey var, durum var söz konusu. Diğer adaylar dediğin gibi önemli. Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Yeniden Refah Partisi adayına oy verebilirim diyenler tabii ki sonuçta iç içe geçmişlik var. Aynı kişi belki şuna da verebilirim demiştir. Bilmiyorum şimdi nasıl bir sistemle yapıldı. Yeniden Refah Partisi oyunu açık söyleyeyim ağırlıklı olarak AK Parti seçmenini hedefliyor. Alabilirse Saadet Partisi'ne yine oy veren varsa Tabii. onlardan hedefliyor. Ama Zafer Partisi, DEM Parti, İyi Parti, Saadet Partisi, Memleket Partisi, Deva Partisi bunların tamamına yakını yani muhalif ve Cumhur İttifakı'na oy vermeyecek. Ağırlıklı olarak yani mutlaka işlerinde vardır belki Vardır, oy olabilir tabii. verebilme ihtimali olan ama ağırlıklı olarak baktığımız zaman Cumhur İttifakı'na oy vermeyecek. Yani muhalefetin yani Ekrem İmamoğlu'nun potansiyel Tabii, seçmenleri. tabii. O yüzden anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu bu durum biraz zorlayacak. Sadece şunu anlayamadım seçimde. Dem adayı çekilirse mevzusunda işte oy verebilirim %5,6 yine kendi partime oy veririm diyenler %32,3 %7'lik bir kesimse diğer partiye oy veririm diyor. Yani diğer parti dediğim şey mi? Sayın Murat Kurum mu? Onu söylüyor anladığım kadarıyla. Anket öyle söylüyor sanırım. Anladım. Ha, şimdi orada da şöyle bir şey var muhtemelen. HDP'nin içinde sonuçta HDP demin şöyle bir seçmeni de var. Çok azınlıkta olmakla beraber dini hassasiyetleri yüksek. Daha böyle muhafazakar bir kesimi de var. Ve CHP'ye oy vermem zihniyetiyle hareket eden belki o %7'lik kesim odur. Ama bir şey ki Optimar'ın anketlerini ben önemserim. Optimar sonuçta yıllardır seçimlerde nokta atışı tutturan birkaç tane araştırma şirketinden bir tanesi.
Yani bakıldığı zaman ciddi çalışıyorlar ki geçen son anketlerinde, bundan önceki anketlerinde, araştırmalarında diyeyim, anket demeyeyim de, araştırmalarında Sayın İmamoğlu yine bir at başı deyim yerindeyse öndeydi. Bakıldığında o açıdan ilginç bir çalışma, önemli veriler sunuyor. Ama şunu gösteriyor. Bu seçim işte tekrar söyleyelim o tanımı, at başı gidecek gibi gözüküyor. Gözüken Aslında o. geçen Evet. seçim de öyleydi hatırlarsan. 13 bin oy Doğru vardı doğru. sanırım. Doğru. Ama anketler İmamoğlu'nu çok mutlu etmiyor. Anlaşılan o ki. CHP'de de bu konuşuluyor. Açık ara önde olmaktan falan filan söz ediyordu. İşte oy rekoru kırmaktan bilmem ne bahsediyordu. Hiç öyle bir durum yok. Tabii. Şu Tabii. anki görüntü öyle. Çok hakikaten nefes nefese bir yarış orada sürüyor. Zaten biliyorsun son 10 gün aslında işi belirler. Bugünkü anketler tamam biraz fikir verir ama son bir hafta diyelim hatta. Son bir hafta işi belirler. Göreceğiz İstanbul'da hakikaten nefes nefese bir yarış. Şimdi...